Şöyle yapıyor galiba. Şuradan. Ablacığım, ne yapıyorsun o kirli paraları? Niye kafana sarıyorsun? Ayol, rengin ne diyorsa onu yapıyorum. Para parayı çeker. Saçıma sarıyorum. Para enerjisi hayatım. Ablacığım bir dakika. Dur. Baksana, o da kafasına eurolardan bir goodie yapmış. Ablacığım gel, biz de euro dolar çıkaralım. Yok. Enerji. 20'lik var günaydın anca. Günaydın kızlar. Saçlarım nasıl olmuş? Bak, size tavsiyeyle geldim. O naylon bu güdeleri kafanıza takmıyorsunuz, tamam mı? Kocalarınız çalışıyor güzel güzel. Biz çiçek kadınlara dolarları, euroları takıyor. Ay, kocam gelmiş. Yusuf. Kocası geldi. Ablacığım, şöyle şeyler izlemesen olmaz mı? Ne var canım? Güzel komik kadın. Ay, sökme, ne güzeldi. Çok merak ediyorum neler yapıyor diye. Şunu alayım bari. Ya teyze. Allah aşkına yeter. Ders çalışıyorum. Kadının sesi kafamda yankılanıyor ya. Sen de ha. Tak kulaklığını öyle çalış canım. Allah Allah. Yok artık. Benden önemli mi? Üf, duygu sömürüsü yapma bana, rica ediyorum. Rengini, videolarını seyredeceğim ben. Kızlar. Köpük banyosu yapıyorum. Bu köpüğü kocam nereden getirdi? Tabii ki Uzak Doğu'dan. İçinde çok faydalı şeyler varmış. Tabii o köpükler çok faydalı. Ay, söyle marka. Hayatım. Ah, kocası geldi, gördün mü? Sana bir sürprizim var. Sürprizi var. Nedir? Sana zeplin aldım. Ay, ne diyor kocası, ne diyor kocası? Ay, inanmıyorum. Kocam bana zeplin almış. Ay, zeplin almış. Ay, zeplin. Kızım, altın işlemeli bornozumu getirir misin? Altın işlemeli olan. Buyurun efendim. Ama tabii kapamam gerekiyor. Bu şekilde çıkamam kızlar. Bornoza bak. Altın dolu bornoz. Kız zeplin de almış. Altınlı bornoz. Sen hiç sevmezdin böyle görgüsüz tipleri teyze. Yok be. Görgüsüz değil. Çok samimi kadın. Hem parası varsa ne yapalım? Çalışmış kazanmış. Oo. Ben gidiyorum. Ders çalışacağım. Esra abla, söyle şuna bari sesini kıssın. Ay. Tamam canım, tamam. Ay, bornoza bak. Bornoza. Kızlar. Havaalanında kaldım. Bilin bakalım kocan ne yaptı? Ne yaptı kocan, ne yaptı? Uçakla geliyor. Aa, uçağa bak. Suç gelirlerinin aklanması, vergi usul kanunu ve spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet. Heh, bir de uyuşturucu var. Daha da sayayım mı? Kızlar, evimize polis bastı. Biz ne yaptık ya? Yeter, bıktım bu insanlardan. Çekemiyorlar. Hayatımızı kıskanıyorlar, her şeyimizi kıskanıyorlar. Beni sindiremeyeceksiniz, tamam mı? Sindiremeyeceksiniz. Bak, gösteriyorum şimdi size. Polis bastı. Ne oluyor? Şule, ne? Esra. Ay abla, ne oldu? Polis. Rengin'in evini polis bastı. Bak, görüyor musunuz? Biz kime ne yaptık? Hay, ne istiyorsunuz Allah bizden? Ne yapıyorsunuz? Aa, Hüsnü de orada. Hüsnü mü? Hüsnü. Aa, babam. Bak bak. Ya ne olmuş ki? Niye burada? Aa, ne yapmışlar? Vallahi anlamadım işte Hüsnü. Aa. Babam oradaysa kesin bir şey yapmışlardır. Durun, susun, dinleyelim. Çekemiyorsunuz bizi. Hanımefendi, ne yapıyorsunuz biz ya? Biz ne yaptık size? Alın Hüsnü, şunu bırak elinden. O kızı ya. Alın şunu elinden. Verin şunu. Hocam, ne bir şey yapmadı. Usta, başka bir eve geçmeniz lazım. Nereye geçelim? Yani yeri belirlediniz mi? İçeriden olmaz. Gördük işte neler olduğuna. Ne yapacağız? Acil düşünüp bir yer bulman lazım. Ya ne diyorsun usta? Nereden bulacağım ya? Ya kimsenin aklına gelmeyecek yere götür işte. Ya benim daha aklıma gelmiyor ki. Ya ne bileyim Hüsnü ya. Zaten ortalık karıştı. Hallet bir şekilde. Tamam, hadi haber ver bana, haber. Usta. Ya tamam. Allah Allah ya. Ne yapacağım ben? Nereye götüreceğim ben bu kadını ya? Abi. Emin misin? Sence başka bir yer geliyor mu aklına? Bilemedim. İndir şunu, indir.
Ya ben yarım saat önce ölüyordum ya. Getire getire buraya mı getirdiniz beni? Sabır taşı değil, sabır kayası. Dağ falan olmak lazım bunlarla uğraşmak için. Başkomiserim. Neresi burası şimdi? İçeri girince anlarsın. Sanki İngiltere şatosuna geldim. Ne bu güzel? İçerisinde şelidir, tam senlik. Aa, hadi ya, arkadaşlarımı da mı çağırdınız? Hah, gel Hüsnü'cüm. Hüsnü, geldin mi? Gel, biz gel. Geldik. Ay. Hadi, geçin. Hoş geldiniz. İnanım, ay, ben sizin büyük hayranınızım, hoş geldiniz. Ayol, bunlar kim? Hüsnü başkomiserimin ailesi işte. Benim ailem. Verin siz. Paltonuzu alayım şöyle, ay. Bir dakika, şöyle kolunuzu şey yaparsanız. Tamam, böyle oturun. Ayol, Kürk. Ay, ne güzel. Ay, burası kümes gibi. Ne yapacağım ben burada? Hiç ayarın yok ya. Ya baba, ne alaka bu kadın şimdi bizim evde? Yani Hüsnücüğüm, başka yer mi yoktu? Ha, vardı da ben mi götürmedim yani? Ne yapayım, mecbur. Ne yapacağız bununla biz? Bir şey yapmayın. Böyle köşede otursun işte. Nazike, buraya gel. Bana bak. Sakın bak, kimseye söylemiyorsun ha. Bu kadının burada olduğunu kimse bilmeyecek. Ona göre. Tamam, merak etme, söylemem. Başkomiserim, siz burada nasıl yaşıyorsunuz? Yani benim giyinme odam bile daha büyük. Allah Allah. Tabii büyük canım. Evet işte, Rengin Hanım. Dün giyinme odandaydın, bugün burada. Yarın Allah bilir nerede. Hüsnü, misafirimiz, o çok ayıp böyle laflar. Allah Allah, neyse ne ya. Yemek var mı? Ben acıktım. Var var. Dur ben hazırlayayım. Hadi bir şeyler hazırla sen. Benim karnım aç. Bir şey merak ediyorum Rengin Hanım. Bunlar imitasyon mu, şey mi? Altın mı? Altın tabii ki. Benim kaç koçuşum ayar? Her zaman. Kaç? 24 ayar mı? 18. Tabii ki de 24 ayar. Abartmıştım. Şey de soracağım. Acaba gerçekten Kürk mü? Tabii ki gerçek. Hayır. Yalan mı? Ay, tahmin etmiştim. Bu arada Rengin'cim, sen Hüsnü'nün kusuruna bakma. Sen aç mısın? Aa, yok. Yemiş kadar oldum ben. Sağ olun. Tamam. O böyle apır sapır konuşacak mı? Maalesef canım. Biraz sabredeceksiniz. Şimdi senin telefon da gitti elinden, değil mi? Ay evet. Takipçileri merakta kalmıştır şimdi ya. Ay, çok haklısın. Yazık Hüsnü ya. Bari telefonunu verelim. Ya saçma sapan konuşma Nazike. Sen dur bir dakika. Nazike abla, ne yapıyorsun? Yok, bir şey yok. Hayatım, sen koy işte bir şeyler çorba borba ya. Çok teşekkür ederim. Nazike abla. Hadi kızım sen. Sen. Allah Allah ya. Sana yapma diyorum şunu ya. Al şunu. Yasak ya. yasak. Ama takipçileri var kızım. Yazık. Ya başlarım takipçilerine ya. Evet. Ya yazık. Kaldırın şunu. Getirin tabak çanak. Bakma lan sen de öyle. Dur. Mala bakar gibi. Hadi. Karnım aç, karnım. Hadi bir resim. Sana tamam. Şöyle koy. Tabakları getirin. Tamam, yeter. Ben yardım edeyim sana. Hadi. Resim çektik. Başka tamam, bir şey yapma. Hadi. Rengin Hanım, siz şöyle geçin isterseniz, orası benim. Geçin. Ben de geçeyim rahat oraya. Siz kusuruna bakmayın. Sen de geç oğlum, hadi. Sen de geç. Elleşme kadını yalnız. Elleşmem. Siz geçin. Getir tabakları. Rengin Hanımcığım, şöyle buyurun. Dur, dökeceksin çorbayı. Kız, bir selfie çekeceğim ya. Bir türlü çıkmadı şu odadan. Ne yapıyor ki bu? Kaç saattir orada? Ne olacak? Bizi beğenmedi ya. Söylenip duruyordur. Bu kadın niye geldi bizim eve? Babam iş gereği getirmek zorunda kaldı canım. Heh. Ay, bir türlü kendime gelemiyorum. Rengincim, gel bir selfie yapalım canım benim. Dur hemen şeyi. Ay, çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Ne demek canım? Heh, gel. Nazikeciğim, sen bir küveti doldursan. Öyle ben kendime gelirim. Aa, tabii doldururum. Tabii. Bir dakika. Teyze, bize küvet mi var? Ha, küvet yok. Canım, bizde sadece duş var. Ne bu ya? Ortaçağ evi mi? Yok, Tunç devrinden kalma. Bak, duvarlarda çivi yazısı falan var. Ay, sen ciddi misin? Salak, çekil şuradan. Sen bakma ona. Sus, aklınca gerizekalı. Espri yapacak. Şimdi... Ben size bir Türk kahvesi yapayım. İyi gelir. Ay evet. Heh. Ama altın tozlu olsun. Ha, altın tozu kaldı mı evde?
Bilmiyorum ki. Bitti mi? Bitti, bitti. Yok. Kız sen de evde ne yoksa onu istiyorsun. Yok değil mi? Teyze, rendeleyeyim mi senin bileziklerden? Bunlardan. Yok bunlar olmaz oğlum. Bunlardan olmaz. Ne yapalım kalmamış. Aa senin küpeler. Altın tozu. Salak bunlar olur mu? Salak mısın sen? Hayır. Esra'cığım sen modern bir kadına benziyorsun. Hiç mi yok altın tozu? Ben de çarpıntı yapıyor. Ay iş başa düştü. Hay Allah. Rezil olduk. Altın tozu yok evde görüyor musunuz? Rezil olduk. Şu kadın üstüne gitmeyin. Neler yaşıyor görmüyor musunuz? Sana söyleyeyim. Ya. Zavallı kadın ya. Ayasa sen görmüyor musun teyze nasıl konuşuyor? Ay Şule haklı. Hiç ayarı yok. Çocuğum sen bana git bir altın tozu bul. Al gel tamam mı? Bu da üstü sana kalsın. Ama başka türlü içmiyorum. Kesin bul tamam mı altın tozumu? Tamam alıp geliyorum. Teyze tamam. Bu farklı. Kız sen nereye? Şimdi alır gelirler. Şeyden bizim aşağıdaki çarşıdan. Nereden? Bulurlar orada şarküteriler şeyler var. Ay her yerde var canım. Küveti de artık ne yapalım bir şekilde. Yusuf'la Rengin tadık koruma programını aldı. Oh be! Ya. Yani artık bizden çıktılar değil mi? Aynen öyle. Bugün teslim edeceğiz. Oh. Çok şükür usta ya. Aman ya gitsin kurtulalım usta ya. Yeminle evin düzeni kalmadı o kokoş yüzünden ya. Yemin ederim ya. İllallah. Kalas dede. Otur sen otur. Gel bakalım. Bak organikmiş. Yok zeytin organik. Pardon zeytinli mi organik oldu? Ablacığım hakkını helal et. Şu kötü günlerde kahrımı çektin. Vallahi insanmışsın. Duymamış olayım. Bak burası senin de evin. Ne zaman istersen çat kapı gel. Tamam. Çok sağ ol. Rengin abla makyaj çantanı unutmuşsun. Ay aşkım bunu size bıraktım ben. Yok istemez al. Ben alırım onu. Çok istiyorsun madem. Renginciğimin hediyesi bakayım. Ay çok güzel şeyler var. Ay ablacığım güle güle kullan. Ay sağ ol yavrum. Haydoş yakışıklım. Kendine iyi bak. Yine gel Rengin abla. Nedafası bittiyse... Hadi hareketlenelim artık. Arkadaşlar da bekliyor. Arda, bir gelsene bir şey diyeceğim. Nazik ablacığım ben gelmeyeyim oraya. Buradan söyle, buradan söyle. Ayol geçti kaşıntım. Gel bir şey soracağım. Ya buradan söyle sen ya. Nereye götüreceksiniz çocuğum? Belki biz de arada uğrar ziyaret ederiz diye şey ettim. O biraz zor. Renginle kocası bir süre tanık koruma evinde kalacak. O nasıl bir şey yani? Yani yerlerini kimsenin bilmemesi gerekiyor. Hmm. Hadi kalın sağlıcakla. Hadi güle güle anacığım. Hadi güle güle canım. Ben şey bavulu. Heh, bavulunu al. Nasıl da ince ruhlu bir insan. Ne isterler böylelerinden anlamam ki. Kara para falan diyorlar teyze. O kadar emin olma istersen. Man, ağzı olan konuşuyor. Hadi geçelim içeri. Hadi. Ben şunları bir deneyeceğim. Bakayım neler varmış. Bakayım.